Selamlar herkese. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sanatçı Zeynep Mur. Zeynep Mur, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkürler beni aldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Öncelikle sizin müzik hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Müzik hikayem nasıl başladı? Müzik hikayem çok klişe gelecek belki ama müzikle ilgilenen herkes gibi ben de küçücük bir çocukken elimde fırçayla tabii ki böyle daha yeni yeni yürürkenden başladım aslında şarkı söylemeye. Fakat şarkı yazma kısmı şu son birkaç senedir olan bir şey. Onun öncesinde, bu arada ben Amerika'da yaşıyorum, onu da belirteyim. Amerikan vatandaşıyım aynı zamanda. Türkiye'de kısa bir dönem, çok çok uzun olmayan bir dönem müzik yaptım. İstanbul'da müzik yaptım. İstanbul'da bir grubum vardı. Onun dışında Amerika'da müzik yaptım. İngilizce müzik. Sonraları dediğim gibi şarkı yazma hevesine girince Türkçe şarkılar yazdım. İki tane, daha doğrusu birçok vardı. İki tanesini yayınladık. Herhalde özetini böyle geçebilirim müzik hikayemi. Evet. Tabii son yayınlanan şarkınız Mavi. Mavi'yi biraz anlatırsanız bize. Mavi slow bir şarkı. Neden ismi Mavi? Buna da çok takılıyor insanlar, soruyorlar. İlk şarkında da pembeydi bu arada. Evet. Çünkü evet renklerle şeyim var benim. Çok özel bir ilgim var. Renklerin çok fazla psikolojiyi yansıttığını düşünüyorum. Mavi aslında bir de şöyle bir yerden geliyor. Blue'dur İngilizcesi. Blue aynı zamanda hüzün demek İngilizce'de. Onu Türkçe'ye çevirdim. Mavi çok hüzünlü bir şarkı çünkü. Bir aşk hikayesini anlattığı için ismini Mavi koydum. Söz müziği bana ait. Aranjesi Genco Arı'ya ait. Onu birkaç ay önce yayınladık. Türkiye'de çektik klibini. Türkiye'de yazın tatile gelmiştim. Orada çektik. Öyle. Hikayesi evet. Bu şekilde şarkının. Evet. Peki tabii her mesleği ifade ederken bir takım iyilerine dair özellikler sıralarız. Siz iyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz? İyi şarkıcılığı tarif ederken neleri öne çıkarırsınız? İyi şarkıcılık, şarkı söylemek. Yani müzisyenlik diye düşünürsek farklı tabii ama sadece şarkı söylemeyi düşünürsem bir kere tabii disiplin çok önemli bir şey. Düzenli olarak sesle uğraşmak, sesin eğitimini almak gerektiğinde aslında ben çok almadım eğitimini ama düzenli olarak buna zaman ayırmak çok önemli. Müzik dinlemek ve çeşitli tarzda ben şahsen çok faydalanıyorum. Çeşitli tarzda müzikler dinlemek, kulağı ve sesi çok açan, çok insanın ufkunu genişleten bir şey. Özellikle tarzlar arasında değişim, eskiler, yeniler yani tek tip değil de bütün tarzları dinlemek çok insanın kulağını ve dolayısıyla sesini geliştiren bir şey. Onun dışında iyi şarkıcılık tabii disiplin dedim. Bu bir teamwork denir yani takım çalışması aslında. İyi bir şarkıcı olabilmek için çok iyi insanlarla ilişkilerinin de güzel olması gerekiyor. Çalıştığın insanlarla, çalıştığın müzisyenlerle ve karşılıklı saygı sevgi çerçevesinde onlarla güzel çalışmalar gerekiyor. Herhalde iyi şarkının özetini böyle geçebilirim. Evet. Bu anlamda baktığınızda müzik anlamında, müzik dünyası anlamında sizce mesleğin, şarkıcılığın, müziğin stresli yanları neler? Müzik dünyasının stresli olarak neler ifade edersiniz? Müzik dünyasının stresi. Sanırım aslında şöyle bir yaklaşım yapabilirim. Bence müziğin en büyük sıkıntısı müzik camiasının yeterince değer verilmemesi diye düşünüyorum. Çünkü şu anlamda şöyle ifade edeceğim. Çok fazla yetenekli insan var aslında müzik camiasında ama müzik yapamıyorlar. Çünkü herkesin hani böyle şeyi oturmuş. Bir mesleğimiz var, yanında bir de müzik yapıyoruz. İşte belirli bir kazanç oluşturulamıyor. Böyle sıkıntıları var tabii ki. Belki de müziğe gereken değer mi verilmiyor artık? Asıl sebebi nedir bilmiyorum ama sanıyorum en büyük sıkıntısı bence o. Çok fazla müzik yapmak isteyen insanın aslında imkansızlıklardan dolayı müzik yapamaması bence en büyük sıkıntı. Onun dışında insan ilişkileri falan diyeceğim ama o konulara çok girmek istemiyorum. Evet. En büyük sıkıntı o bence, evet. Tabii. Tabii hayatın bütününde dijitalleşme her geçen gün artıyor. Hatta içinde bulunduğumuz bugünlerde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla hissediyoruz.
her sektörü, her alanı büyük ölçüde etkiliyor artık. Bu her geçen günde artıyor. Bu anlamda belki en fazla müziği etkiliyor. Bu konuda neler söylersiniz? Bu dijital dönüşümün müziği etkisi anlamında neler ifade edersiniz? Ya aslında çok şey bir konu bu. Controversial diyeceğim. Yani çok farklı görüşlere sahip insanlar. Kimisi çok karşı buluyor. Daha böyle tradisyonel, geleneksel düşünüyorlar. Ben diğer tarafındayım. Ben pozitif tarafındayım. Çünkü bu sayede eskiden dijitalleşmeden önce fırsatlar sınırlıydı. Şu anda yani az çok hemen hemen herkesin bir interneti var, bir akıllı telefonu var. Kendi kanalını açabiliyor, kendi müziğini yapabiliyor. Bu yüzden hani tüm yeteneklere fırsat vermesi açısından ben mantıklı düşünüyorum. Çok güzel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Şimdi herkes çünkü kendi talent yani yeteneğini sergileyebiliyor. Ben o açıdan çok güzel buluyorum. Negatif demeyeyim de şöyle olabilir belki de bir dezavantajı da şu. Herkes yapabildiği için aradan sıyrılmak tabii ki zorlaşıyor. Çünkü o kadar fazla opsiyon var ki hani eskiden neydi biz çocukken? 3 kişi vardı, 5 kişi vardı, 10 kişi vardı. Herkes onu dinlerdi mesela. Şu anda belki milyonlarca müzisyen var. Ya da müzik yapan insanlar. Dolayısıyla tabii yani sesini duyurabilmek için yeterli insana ulaşabilmek için biraz işin maddiyatı da gerekiyor. Yani aradan sıyrılmak zor olabiliyor. Yani ciddi bir yatırım gerekiyor maddi anlamda. Herhalde dezavantajı da bu ama bence genel olarak iyi bir şey. Ben dijitalliği savunuyorum yani. Evet. Peki yeni çalışmanız ne zaman olacak? Bununla ilgili planlamanız nasıl? Aslında yeni çalışmalar var. Hali hazırda aslında 3 tane bitmiş şarkı var. 2 tanesi İngilizce, bir tanesi Türkçe. Onları herhalde önümüzdeki 1-2 hafta içinde bir tanesi geliyor. Sürpriz olsun söylemeyeyim adını ama 1-2 hafta içinde bir tanesini yayınlayacağız. Klibini henüz çekmedik. Sadece şarkıyı yayınlayacağız. 1-2 ay sonra da diğerleri şeklinde devam edeceğiz. Geliyor yani çok yakın. Yine Evet. söz müzik bana ait tabii. Evet. Evet. Tabii biz aynı zamanda spikerler, sunucular platformuyuz. Bu anlamda şunu da belirtmem lazım. Genelde yurt dışında bulunan sanatçılarımızın Türkçesi anlamında biraz farklı ama sizin Türkçeniz gayet iyi. Onu da belirtmem Teşekkür gerekiyor ederim. gerçekten. Çok çaba sarf ediyorum çünkü. Evet, yok Yani normalde gerçekten de. burada Hani genelde yurt dışında bulunan sanatçılarımız tabii bu bir şey değil ama hani Türkçeleri anlamında biraz daha zorluk çektiklerini de görüyoruz zaman zaman. Bu anlamda ama siz Amerika'da yaşıyor olmanıza rağmen Türkçeniz gerçekten de çok iyi. evet. Ki bütün gün sadece aslında İngilizce konuşuyorum. Hiç Türkçe konuşmuyorum ama Evet. özellikle de kafamda çeviriyorum artık İngilizceden Türkçe'ye ki İngilizce kelimeler kullanmamaya da dikkat ediyorum. Bu Evet. benim hani dile olan hassasiyetimle ilgili. Hani neden dilimizi kaybedelim? Bir dil bin insandır. Çok çok kıymet verdiğim bir şey benim. O yüzden çok uğraşıyorum. Yani Evet. teşekkür ediyorum. Bu benim için bir iltifat aslında. Çok Evet. mersi. Gerçekten öyle. Son olarak tabii programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Müzik ederim. anlamında, hayat anlamında son neler söylersiniz? Son olarak bize neler ifade edersiniz? Müzik anlamında neler ifade ederim? Çok genel bir soru oldu. Ne desem Evet. acaba? Beni takip edin. İsim Zeynep Mor ya da Mur. Burada Mor diyorlar. Bütün sosyal medyadayım. İşte YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta bulabilirsiniz. Müzikal anlamda ben bu arada Türkiye'yi tabii takip ediyorum. Çok çok da memnunum müzikal gelişmelerden. Şu bu aralar rap bayağı revaçta değil mi? Evet. Evet, o da çok çok ilginç. O da aslında Amerika'dan türeyen mi? Doğru kullandım Evet. değil mi? Ama Türkiye'deki rap müzik tam rap değil aslında. Neden? Biraz pop rap karışımı bir müzik aslında. Tam rap Aslında diyemeyiz aslında. altyapılar olarak rap trap yani kimin yaptığına da bağlı ama Evet, gerçekten rap altyapısı karışımı biraz böyle. bayağı rap yapan insanlar da var yani hani Yani en o azından geniş altyapı kitlelere olarak ulaşanlar biraz daha böyle sanki o karışım gibi. öyle mi? Geniş Mesela kim? kitlelere Örnek ulaşanlar. verin. Evet. Yani genelde böyle salt hani böyle daha sert rap dediğimiz o Amerikan tarzı rap çok sınırlı sayıda. Öyle mi? Ha. Doğrudur tabii onu bilemeyeceğim ama benim gördüklerim hoş gayet güzel. Hani sadece şey ilgimi çekti. Güzel bir harman yapılmış. Yani Amerika'daki altyapılar kullanılıyor. Aslında Amerika rap müziğinde yani trap,
falan gibi altyapılar kullanılarak, üstüne Türkçe yazılarak güzel bir böyle ortaya karışık bir tarz yaratılmış. O çok hoşuma gidiyor, takip ediyorum. Çok, ben her müziğin her türlüsünü açığım. Gerçekten dinlemek lazım. Türkülerimizi de dinlemek lazım. Diğer tarzları da dinlemek lazım. Yani her türlü müzik insanın çok müzikal anlamda kültürünü, ufkunu genişleten bir şey. O yüzden takip ediyoruz bakalım. Siz de beni takip edin. En yakın zamanda görüşelim tekrarda. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok merhabası. Görüşmek üzere. Türkiye'ye sevgiler. Sağ olun. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz sanatçı Zeynep Mur'du. Bir başka Her İnsan Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.